Merhaba sevgili katılımcılar. Soykırımın izinde video konferansımızda bu oturumda Dersim bölgesi ve Yukarı Fırat Havzası'nı konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Hovsep Hayren'i. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi kırmayıp bu video konferans serisine katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ben kısaca Hovsep Hayren'den bahsetmek istiyorum. Kendisi bahsettiğim gibi bir araştırmacı yazar ve belge yayınlanmış Yukarı Fırat Ermenileri 1915 ve Dersim 1915 bağlamında Kürt Ermeni Tarihi Muhasebesi ve Güncel Tartışmalar adında iki tane kitabı var. Bu sene 106. yılında Ermeni soykırımının 106. yılında aslında bölgeler bağlamında bir değerlendirme yapmak istedik ve çeşitli alanlarda çalışan, yani bu bölgeleri çalışan araştırmacılarla sizi buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de Dersim ve Yukarı Fırat Havzası hakkında konuşacağız. Ben ilk sorum olarak aslında 1915 öncesinde Dersim ve Yukarı Fırat Havzası'nda demografik yapı nasıldı? Ermenilerin kültürel yapıları nelerdi ve genel itibariyle Ermeniler nelerle ilgileniyordu? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet, 1915 öncesinde bütün diğer bölgelerde olduğu gibi yani Ermeni halkının bir kısmı şehirlerde, bir kısmı köylerde fakat büyük çoğunluğu köylerde yaşıyordu ve ağırlıkla tarımla uğraşıyordu. Şehir, kasaba gibi merkezlerde yaşayan Ermenilerin de çoğunlukla uğraştıları zanaatlardı. Yanı sıra esnaf, ticaretle uğraşanlar. Önemli bir aydın nüfusu da vardı. Genelde hemen hemen her yerde kiliselerin yanında bir de Ermeni okulu bulunuyordu. Bazı önemli merkezlerde birden fazla bulunuyordu. Bölgenin içinde bulunan mesela Harpert gibi bir merkezde örneğin dönemin üniversitesi düzeyinde işte Amerikan şeyi vardı, koleji vardı. Bu İstanbul'daki şey gibi yani Robert Koleji gibi bir kolejdi ve genel bir, büyük bir komplekse sahipti ve bütün o çevre illerden sadece Ermeniler değil yani başka kimlikten insanların da eğitim gördüğü bir yüksek eğitim kurumuydu. Birçok şehir kasabalarda ise hiç değilse bir orta düzeyde eğitim vardı. Köylerde en azından her köyde bir ilkokul düzeyinde eğitim yapılıyordu. Bunlar tabii ki Ermeni halkının işte 1850'lerden 60'lardan itibaren daha belirgin şekilde gelişen bir aydınlanma sürecine denk düşüyordu. Ve bir işte 1915'e yaklaşan yıllarda epeyce sivil toplum kuruluşları da oluşmaya başlamıştı. Mesela okullarla bağlantılı olarak eğitim seferler dernekleri vardı. Yanı sıra yani kadınların da biraz yani toplum içinde katılımlarının gelişmeye başladığı bir dönemdi. Böyle tanımlayabilirim yani. Evet. Bir saniye Yani ben bu biz arada ses geliyor, sesi engellemeye çalışayım. tabii ki.
Kusura bakmayın. Evet. Ses vardı, sesi şey yapmadım. Bahsettiğiniz gibi yani Dersim ve Yukarı Fırat Havzası bölgesi aslında Ermenilerin yoğun yaşadığı bir bölge. Diğer çeşitli bölgeler gibi. Tamam. Şimdi her zaman diyoruz ki Ermeni soykırımı aslında 24 Nisan 1915'te başladı. Bunun da bir sebebi var. Aslında bir toplumun ileri gelenlerin, doktorların, düşünürlerin, yazarlarının, tarihçilerinin, hukukçularının, milletvekillerinin aslında 250 kadar Ermeni aydınının evlerinden toplandığı tarihe tekabül ediyor bu tarih. Ve biliyoruz ki aslında bir toplumu yok etmek doğrudan fiziksel olarak her ne kadar hani katliamlar yaparak onun sayısını düşürmek olsa da aslında bir beyaz soykırım da var. Aslında bir akıl yok ediliyor, bir kültürel varlık yok ediliyor, bir kültürel çeşitlilik yok ediliyor. 1915'e yaklaştığımızda Dersim ve Yukarı Fırat Havzası bölgesinde durum nasıldı? Soykırım nasıl bir atmosferde gerçekleşti? Ve sonrasında da biraz da 1915'le birlikte bölgede değişen demografik yapı nasıldı? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi Ermeni meselesinin gelişimi içinde evreler var ve o evreleri genel olarak baktığımızda ve bölgede onun yansımalarına baktığımızda oldukça yani çakışan bir gerçeklik söz konusu. Nasıl yani Ermeni sorunu her şeyden önce bir Ermeni halkının yani köylü kesiminin sıkıntılarından doğan bir sorun oldu. Yani bir İstanbul'da ortaya çıkmadı Ermeni sorunu. Adana yani Ermeni sorunu demek doğruysa eğer. Bu veya mesela herhangi bir bölgenin diyelim ki şehir merkezlerinden de çıkmadı. Bu esas olarak en doğu vilayetlerde, yani Osmanlı Devleti'nin doğu vilayetlerinde tarihsel olarak Ermenilerin kendi ana yurdu olan Batı Ermenistan'ın yörelerinde Ermeni halkının da katmerli bir baskı ve taciz ve mağduriyet görmesinden kaynaklanan bir sorun oldu ve önemli bir güvenlik boyutu vardı. Ondan hareketle zaten bir uluslararası diplomasinin konusu olmaya başlamıştı ve Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra işte yapılan bir antlaşmada Rus askeri çekilmeden önce oradaki Ermeni halkının güvenlik sorununa ilişkin bir güvence sağlama gibi bir vesileyle girmişti o antlaşmaya bir madde. O maddenin o Berlin Antlaşması'yla yer değiştirilmesi daha önce San Stefano Antlaşması'nda olan sorunun Berlin Antlaşması'na tekrar yansıması. Oradan da 6 tane devletin sadece Rusya'nın değil bu sefer işte İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan 6 tane devletin diplomasi alanına girmesi bir yerde Ermeni halkına sanki yarar getirecek gibi görünürken adeta daha çok onun aleyhine bir takım şeylere yol açtı ve o devletlerin de her birinin kendi çıkarları çerçevesinde birisi lehte bir şey yapmaya çalışırken ötekinin ona çelme takması ya da işte Baba Ali'nin o devletler arasındaki çelişkilerden devamlı yararlanarak bu konuyu devamlı safsaklaması ve
yer zaman zaman da işte Abdülhamit'in 1894-96 sürecinde yaptığı gibi, daha sonra işte İttihatçıların kah Adana'da yaptıkları ve en sonunda da toplu büyük yok etmeye girişmelerini, bu sorundan kurtulma, yani bu konuda istenen, beklenen ve o devletlerin de zaman zaman artık o yükümlülüklerini hatırlayıp Osmanlı Devleti'ne bunu dayatmalarından dolayı, o yükümlülüklerden kurtulmak için, o reformları yapmamak için, yerel yönetimlere ortak olma falan gibi talepleri karşılamamak için sorunun çözümünü yok etmede gördüler. Ve aslında tabii yani Ermeni halkının yok edilmesinin iki esaslı, yani şeyinden birisi buydu. İçeride yani Ermeni sorunundan kurtulmak. İkincisi de o bir ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı'nda değil mi ki bir de dış yayılma hevesleri vardı. O Turancı planlar vardı ve Turan yolunun üzerinde bir engel olarak gördükleri bir ulusun tarihsel vatanıydı ve onun üzerinde ciddi bir varlığı vardı. Hem Osmanlı hem Rus sınırları içinde. O Turan planlarına hayat hakkı kazandırma amacı da bir şekilde bu Ermeni halkının yok edilmesini kendilerine bir gereklilik olarak duyurdu. Tabii ki bu bölge Rus sınırına o kadar yakın değildi ama Ermeni meselesinin doğduğundan beri o Ermeni köylülüğünün ciddi rahatsızlık sorunlarını en yoğun şekilde yaşayan bölgelerden biriydi. Mesela Çarsancak Beylerinin yaptığı baskı ve yarattığı mağduriyetler, toprak gaspları ve çeşitli biçimlerdeki tacizler devamlı olarak 1860'lı yıllardan itibaren İstanbul'daki Patrikhane'ye şikayet mektuplarının gitmesine yol açıyordu bölgeden. Ben mesela kitabın önemli bir kısmında bu Çarsancak toprak meselesi ve Çarsancak köylülüğünün maraba haline gelmesi ve onların bu konuda demokratik bir takım iyileştirmelere ve güvencelere olan zaruri ihtiyaçları temelinde nasıl bir talepler ileri sürdüklerini konu etmiştim kitabımda. Fakat daha sonra şeyler ortaya çıktığında, işte Ermeni siyasi partileri ortaya çıktığında, onların da örgütlenmesinde yine yani bu sorunların yoğun yaşandığı yerler, tabii sadece bu tarafta değil, işte Van'da, Muş'ta, Sasun'da, Bitlis'te, Erzurum'da, Alaşkirt'te, her tarafta bu sorunlar yaşanıyordu. Ve birkaç defa yaşanan Osmanlı-Rus savaşları, çünkü o 19. yüzyıl içinde en azından 3 tane büyük Osmanlı-Rus savaşı yaşandı. Her bir savaştan sonra önemli bir nüfus bu Batı Ermenistan'dan doğuya, yani Rus tarafına iltica ediyordu, kaçıyordu. Bu tarafta çünkü daha büyük şey görüyordu, mağduriyet görüyordu. Ve hatta demin bahsettiğim konuda Çarsancak Ermenilerinin şey talebi bile oluyor. Toplu olarak Rus tebaasına geçmek isteği gibi bir talep bile oluyor. Çünkü şey olmadığı halde düşünün, bu ne anlama gelir? Yani Rusya'ya sınırı bile olmayan bir bölge. Yani epey içeride kalan bir bölge. Fakat diyorlar ki eğer ki yani bizim taleplerimiz kabul edilmiyorsa, bize yani güvenlik sağlanmıyorsa, o zaman biz de topluca Rus tebaasına geçmek istiyoruz. Böyle bir durum bile ortaya çıkıyor. Ama şeye geldiğinde, 1915'e geldiğinde, dediğim gibi arada bir yalancı bahar havası yaşanmıştı. O çok önemli. Tamam, Abdülhamit dönemi
hem şeyler yaşandı. Yoğun pogromlar, kırımlar 1895-96 yıllarında yaşanan toplu saldırganlıklar bu çevrede gene çok yoğun yaşandığı yerlerdendir. Ama işte 1908'de o Jön Türkler iktidara geldiğinde Taşnak Partisi de onlarla birlikte Abdülhamit'e karşı mücadele içindeydi. Bu ortaya çıkan şeyden, meşrutiyetten artık o Fransız devriminin sloganlarını falan benimsemiş oldukları için hürriyet, işte musavat, işte kardeşlik falan sözleri edilen bir ortamda buna en fazla Hristiyan topluluklar sevindi. Bölgede de işte Ermeniler, yanı sıra az sayıda Rumlar, Asuriler, onlar da sevinen topluluklardı. Fakat o çok kısa süren ve yanlış umutlar yaratan bir dönem oldu ve gevşetti. Mesela daha önceki dönem Ermeni politik mücadelesinin yanında belirli silahlı gruplar, fedai hareketleri vardı. İşte Muş'ta, Van'da, Çeşitli, Samsun'da mücadele içindelerdi. Onlar mesela silahlarını bıraktılar ve sivil siyasete geçtiler. Daha önceki fedai liderleri Osmanlı Meclisi'nde mebusan oldular. Bir nevi yani barışçıl mücadeleyi benimsediler. Fakat ondan sonraki dönem bir Adana katliamı yaşandığında hepsi şaşırıp kaldılar ve ondan sonra yavaş yavaş artık o umutları şey olmaya başladı, sönmeye, tedirginlik gelişmeye başladı. Fakat yine bile Birinci Dünya Savaşı'na girilirken çok buna hazırlıklı değillerdi. Öz savunma gereklerini zaman zaman duyurmalarına ve yapmaya çalışmalarına rağmen ne onu hakkıyla yapabildiler, ne de tam da lazım olduğu zaman onu hayata geçirebildiler. Hatta yer yer diyelim ki silahlanma çabaları da olduğu bir takım yerlerde diyelim ki silahlarını toprağa gömdüler falan. Gerektiği zaman da çıkartıp kullanamadılar. Ve en önemlisi o büyük toplu imha hareketini o boyutta hiçbiri beklemiyordu. Hiç kimse tahmin etmiyordu. İhtimal vermiyorlardı. Şeyi yaşamışlardı. Abdülhamit dönemindeki kırımları, pogromları yaşamışlardı. O dönemde yani 1895'in sadece 3 aylık son 3 ayında bütün bölgelerde bir zincirleme şekilde gerçekleşen pogromlarda birkaç yüz bin kişi ölmüştü. Ve birkaç yüz bin kişi de ondan sonra zorla İslam'a döndürülmüştü. Bir o kadar da kaçıp göç etmek zorunda kalmıştı ve ciddi şekilde oradaki Ermeni nüfusunun azalmasına da yol açmıştı. Daha çoktu yani, daha yoğundu Ermeni nüfusu aslında. Ve Abdülhamit'in bir amacı da aslında şey demekti, yani Ermeniler reform istiyorlar, yerel yönetimlerde iştirak falan istiyorlar ama onlar hiçbir yerde çoğunluk değiller demeye getiriyordu. Bunun için aynı zamanda istatistiklerde eksik göstermeye çalışıyorlardı. Hileli bir şekilde eksik göstermeye çalışıyorlardı ama bir de gerçekte var olan nüfusu da şey yapmaya, kısmen de olsa tasfiye etmeye çalıştılar. Ha, ona rağmen o tufan geçti. İnsanlar yeniden yaşamlarını kurdu, yeniden umutlandı etti. Bu son tufanı bu büyüklükte beklemiyorlardı. Ve onun için de bir de şey vardı. Bütün yörelerin önde gelen dini liderleri ya da aydınların çoğu ihtiyatlı davranmayı, temkinli olmayı, kışkırtıcı olmamayı, yani diyelim ki biz direniş falan gösterirsek bunu bahane ederek daha büyük şeyler yapabilirler. Çoluk çocuğumuzla daha çok mağdur olabiliriz falan diyerek bir şekilde o ilk tutuklamalar yapılırken gereken direniş vaziyetine geçemediler. Ve çok bütün uygulamalar son derece çok sinsi bir şekilde hiç ön belirti vermeden
tam bir böyle şeye faka bastıracak şekilde sürpriz saldırılarla yapıldı. Ve ilk başta silah toplamalar önemsendi, tutuklamalar önemsendi. O tutuklamalar ki beklenmiyordu. Belli önde gelen isimler, hatta partili insanlar, aydınlar falan öncelikle tutuklandı. Bu sırada tabii toplum bir şekilde önderliksiz de kaldı. Bakın İstanbul'daki, şimdi biz 24 Nisan vesilesiyle konuşuyoruz. İstanbul'daki 24 Nisan tutuklamaları yüzlerce, işte ilk başta 200 küsür, daha sonra bir ay içinde falan 2000'e varan sayıda toplumun önde gelenleri tutuklanıyor. Bu aynı şekilde bütün bölgelerde yapıldı. Yani Erzurum'da mı yapılmadı, Kilikya'da mı yapılmadı, Van'da mı, ne bileyim Harpert'te mi, her yerde yapıldı. Bu bölgede de bütün şeylere baktığımız zaman, yerel uygulamalara baktığımız zaman önce Nisan ayı sonları ve Mayıs ayı başlarından itibaren bütün yörelerde o yörenin önde gelenleri, eğitimciler, din adamları, partililer ve işte yörenin önde gelen diğer insanları, serbest meslek sahipleri, esnaf, zanaatkar toplanıyorlar. Ve bunlar binlerce insan küçücük mekanlarda hapsediliyor. Ve ondan sonra yaklaşık bir ay kadar tutulan bu aydın kesim, her yörede onların şeyleri de var, noktaları da var. Ben o bölgenin yerel uygulamalarını işte bir haritaya konu etmiştim. Onu ekrana getirince görürüz. Bütün yörelerde öncelikle tutuklanan aydınlar ve yörenin önde gelenleri katledildi. Onlar hiç tehcire çıkartılmadan hapislerden gece sabaha karşı saatlerde dörder dörder birbirine bağlı şekilde, genel bir uygulamaydı. Bu her yerde böyle yapıyorlardı. Çünkü bir merkezi bir organizasyonla yapılan bir şeydi. Dörtlü birbirlerine ellerinden bağlanarak götürülen tutuklular kuytu yerlerde genellikle soğuk kesici aletlerle kesilip parçalanarak katledildiler. Bazen kurşunla kullandıkları oldu. Daha sonra tescile sıra geldi. Yani geride kalanlar sonuçta erkek nüfusun her yerde büyük bir çoğunluğu askere alınmıştı. Bir kısmı kaçaktı. Yörenin önde gelen insanlar ilk etapta tutuklanmıştı. Ve geri kalanlar içinde erkek nüfus ya yaşlılardı ya da işte 15 yaşından küçük çocuklardı. Tehcire sıra geldiği zaman kadın nüfusun yanında erkek nüfus böyle çok az olan, yaşlı ve küçük yaşta olan nüfustu. Genelde o noktaya geldiğinde artık hiçbir şekilde direniş gösteremeyecek bir bileşimden bahsediyoruz. Yani o iş tehcire sıra geldiğinde artık direniş gösterilemezdi zaten. Öncesinde o tutuklamalar yapılırken direniş gösterilebilirdi. Bunun yer yer denemeleri olduysa da çok küçük oldu. Bireysel oldu. Birçok insan buna vermedi. Bir çok güçlü bir örnek olarak Kiri'nin bir köyünde, Kups isimli köyde toplu direniş gösterildi. O köyü mesela kaldırmaya geldiklerinde mevzilenip önceden, yani hazırlıklı olarak bütün köy direnişe geçti ve bir hafta kadar dayandılar. Daha sonra acıklı bir şekilde bitti. Yani o direniş katliamla sonuçlandı. Ama işte bir kısmı da Dersim işlerine kaçabildiler. Katliamdan kaçabilenler.
Onun dışında bir de işte Harpert'in güneyindeki Gölcük gölü civarında bir direniş gösteren birkaç düzine gençlerin gösterdiği bir direniş oldu. Bölgede bakarsak bölgenin dış çeperlerinde bu yukarı Fırat'ın kuzeybatı kesimlerinde Armı'dan işte Divriği köyleri Ege'nin çeperlerinde olan bazı köyler Kemah köyleri Kemah'ta bu daha sonra Berlin'de Talat Paşa'yı öldürecek olan Soğumon Teleryan'ın doğup büyüdüğü köy Pakariç köyü o yukarı ve aşağıdaki Pakariç köyleri o gibi köylerden dağa çıkan insanlar oldu. Fakat onların hareketi de aslında tam bir direniş hareketi değildi. Daha çok yani kendini güvenceye alma temelinde dağa çıkmalardı. Onları bile daha sonra devlet şey olarak gösterdi. Böyle sanki ciddi ciddi isyan hareketleri varmış gibi gösterdi. Bir kere isyan kelimesi tamamen anlamsız, çok saçma bir şey. Yani kim ne kadar direniş gösterebilseydi sonuna kadar meşruydu. Yapılan direniş meşruydu. Fakat bu bahsettiğim olaylar gerçek anlamda bir direniş bile değil. Sadece silahlı olarak dağa çıkma ve kendini koruma hareketlerinden ibaretti. Esas devletin beklediği ve biraz şey olduğu kaygılandığı şey Dersim'deki Alevi, Kızılbaş işte Kırmanç topluluğuyla Ermeniler arasında bir ittifak olabilirse o belki ciddi bir direniş odağı olabilir diye onu önlemeye önem verdiler. Onun da bu benim kitapta bir hikayesi var. Ben de aslında Bu tam da onu sormak istiyordum. Çalışmanızın bir diğer bölümünde 1915 bağlamında Kürt ve Ermeni tarihinin muhasebesi ve güncel tartışmaları. Dersim ve Yukarı Fırat Havzası da aslında diğer bölgelerden farklı olarak Kürt ve Alevi nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge ve tarihsel süreç içerisinde aslında Ermeni halkıyla birlikte yaşıyorlardı bu üç toplum. Bahsettiğiniz gibi aslında bölgedeki Kürtlerin ve Alevilerin 1915'teki durumu ve konumu neydi? Dediniz ki bir devlet tabii ki de bir direnişin örgütlenmesinden korkuyordu bu toplumların yan yana gelerek. Kürtlerin ve Alevi toplumunun bu olaylardaki rolü ne oldu acaba? Şimdi Aleviler, Kürtler bölgede kendi aşiret düzenleri içinde ve devlete tam biat etmeyen ve işte, fiili olarak yarı bağımsız bir yaşam düzenine sahiplerdi. Osmanlı Devleti'nin son 10 yıllarında birkaç defa şeyleri olmuştu, direnişleri olmuştu. Ve ondan dolayı zaten yani devletin kendisiyle de şey yaptığı, uğraştığı bir bölgeydi. Bu anlamda Dersim'in yakın çevrelerinden işte o sürgünlerden kaçabilen insanların bir sığınma alanı oldu ama ondan önce belirtilerin görüldüğü zaman eğer ki Ermeni devrimci partileri Hınçak, Daşnak gruplar onlar bir direniş örgütleyebilselerdi ve orada Dersim'deki direnişçi aşiretlerle bir takım ön şeyleri bağları olarak var olarak zaten bir ortaklık geliştirselerdi bu çok yararlı olacaktı. Fakat hem öncesinde önemli bir eksiklik vardı. Yani biraz önce bahsettiğim Ermeni Devrimci Hareketi'nin fedai grupları daha çok Van, Sasun, Muş gibi yörelerde yoğunluk
arz etmişti. Fakat Dersim tarafında yoktu yani. Ve Dersim'le kuvvetli bağlar geliştirme ve ortak kurtuluş arama noktasında zayıf kalmışlardı. Bunun çeşitli nedenleri vardı. Onları kitapta hep incelemişim. Yani somut birçok sonuç çıkartmaya çalışmışım. Fakat hepsini burada söz konusu edemeyiz. Ama gözlemcilerin kendileri de Dersim'den çıkan veya Dersim'in yakın çevresinden olan, dönemi yaşamış olan gözlemcilerin, Ermeni tanıkların kendi anlatımları şunu gösteriyor ki, yani Ermeni devrimci hareketi, hınçaklar olsun, taşnaklar olsun, Dersimli Kızılbaş Kürtlerle, Kırmançlarla sıkı bağlar geliştirme ve ortak direniş geliştirme yönünde gereken şeyi, özeni göstermediler. Ya da bunun önemini bilince çıkartamadılar. Öyle diyelim. Bunun çeşitli denemeleri oldu. Kuzeyde Kemahlı bir devrimci Rupen Şişmanyan Seyit Rıza'yla ilişkiler geliştiriyor mesela. Fakat daha sonra yakalanıp idam ediliyor şeyde, Erzincan'da. Ama bu böyle bir iki örnek var. Ondan sonra Arap Gir'de Hınçak Partisi'nin yöneticileri bir dönem Dersim içinde de bir faaliyet geliştirme çabasına giriyorlar. Geliyorlar şeyde Çemişgezek'te Diyap Ağa'nın köyünde, Diyap Ağa onları oyuna getiriyor, yakalattırıyor hükümete. Harper'de tutuklanıyorlar mesela. Böyle birkaç girişim, başarısız girişim oluyor. Ama çok da fazla önem verdikleri bir konu olmadığını da görüyoruz şey anlatımların içinde. Tehcire sıra geldiğinde tutuklanmış olan aydın kesim, politik kesim ekarte edilmişti. Ve halkın kendi direniş gücü yoktu. Ve bütün o saldırganlık siyasetinin ilk başlarında Ermeniler gerekli direniş ve öz savunma vaziyetini alamamış oldukları durumda Dersimli, yani Ermenilerle dostane ilişkilerden yana olan kesimin de fazla yapabileceği bir şey yoktu işin gerçeğine bakılırsa. Yani şunu da bekleyemeyiz. Yani şöyle bir yargıda yürütmek doğru olmaz. Dersimler silahlı güçleriyle neden Ermenileri korumadılar? Ermeniler kendileri direniş gösteremediği durumda o zor bir şeydi. Yani oradaki uygulamalara bir barikat oluşturmaları, Dersimlerin meydan izin vermemeleri, kendi silahlı güçleriyle Ermenileri korumaya girişmeleri. Ermenilerin kendi direnişinin yokluğunda bu mümkün değildi. Ama Ermenilerin kendi direnişi olsaydı, o zaman Dersimli bir takım aşiretlerle o direniş ortaklığa da dönüşebilirdi. Güç birliğine de dönüşebilirdi. Onu demek istiyorum. Fakat bir de artık tehcire sıra geldiğinde toplu bütün halkı köylerden kaldırma ve şey yollarına sokma durumu gündeme geldiğinde çok çelişkili durumlar da yaşandı. Onu da belirteyim. Yani bütün Dersim'in böyle topyekun koruyucu olduğu ve genel bir kurtarıcılık rolü oynandığını söylemek doğru değil. Ha, yer yer mesela Doğu Dersim'in çeşitli aşiretleri devlete milisle verdiler. O Kiri'ye yakın köylerde. Yukarıda diyelim ki Külümür taraflarında ve Erzincan taraflarında Balaban aşiretinin belli kolları, işte Gül Ağa'nın özellikle denetiminde olanlar, teşkilatı mahsusayla işbirliği içinde milis güçleri oluşturdular ve Kırımlar'da aktif rol oynadılar. Yanı sıra işte Çarekanlar, kısmen Kureşanlar, kısmen Şavalanlar, böyle birkaç Arelanlar, birkaç aşiretin isimleri geçiyor. Mesela Kiri'deki o direniş gösteren köyün karşısında bulduğu güçler sadece devlet güçleri değil, aynı zamanda bu Dersim'den toplanmış bir takım silahlı milis güçleri de o direnişin karşısında yer alıyor. Buna benzer hikayeler somut durumları gösteriyor ve fakat gene Doğu Dersim'de de yine kurtarıcı, koruyucu rol oynayanlar oldu.
onların da bir isimleriyle, alanlarıyla kitapta konu etmiş durumdayım. Daha büyük bir şey koruyuculuk Batı dersinde görülüyor. Onun da en önde gelen şeyi Koçan aşiretidir. Ve en önde gelen ismi de İdare İbrahim Ağa'dır. Daha ilginç bir durumdan da bahsedeyim. Mesela hemen tehcirin ön gününde aynı Koçan aşiretinden Seyid Ağa isimli bir şahsiyet. Bu kendi hatıra kitabında yazan Hazari köyünden Vasken Andriyasyan bunu anlatıyor. O tarihte kendisi 12-13 yaşlarında çocuk. Fakat babası o Seyid Ağa'nın çok yakın dostuymuş. Ve o Seyid Ağa işte kendi aşiretine ve Kürtlere şeyi tavsiye ediyor. Yani Ermenilerle dayanışma içinde olmayı, onların imhasına izin vermemeyi, birlikte direniş göstermeyi ve eğer ki biz bunu başaramazsak onların sonu bizim de sonumuz olacak diye. Ve gerçekten de o ve fakat o devletin gözünden kaçmayan birisi oluyor ve onun çabaları bir şekilde devletin dikkatine uğruyor ve tehcirin ön gününde tam o köyler tehcire çıkartılmadan iki gün önce onu öldürüyorlar. Ve böyle bir özel bir durumdan da bahsetmiş olayım. Sonrasında fakat birçok yöreden sadece Harper taraflarından değil, işte Arapgir taraflarından, Egin taraflarından, Kemah taraflarından, Dersim'in içlerinden, Çemişgedek köylerinden, Çarsancak köylerinden kaçabilenler Dersim içlerine sığınıyorlar. Ve bu sığınmalar sırasında da işte bir Azunik köyü önemli bir böyle toplanma ve dağılma merkezi oluyor. Oradaki Mehmet Ali Ağa. Daha sonra o Mehmet Ali Ağa'nın kızlarından birisi 38'de işte bu Dersim'in kayıp kızlarından birisi olan ve çok ileri tarihte işte Türkiye'yi yöneten Kenan Evren'in eşi olduğunu da belirteyim. Bu bahsini ettiğim Mehmet Ali Ağa, Kenan Evren'in eşi olan Dersim'in kayıp kızlarından olup da o dönemde bir genç subay olan Kenan Evren'e eş olan Sekine'nin babasıdır. Söz konusu Mehmet Ali Ağa, Harput'tan Ermenilerin Dersim'e taşınmasında önemli bir organizatör oluyor. Ve onun köyü Ermenilerin işte toplandığı bir kamp yeri gibi oluyor. Ve daha yukarıda da işte Tagar Köyü, Bozan Yaylası, bu Koçan aşiretinin köyleri önemli bir sığınma alanı oluyor. Bunları haritada yani göstermek iyi olur. Bu arada o şeyi arkaya getirelim. Haritayı evet Alex yansıtıyor arka planda. Şu anda gözüküyor. Hem kurtulanların takip ettiği hem de aslında ölümüne götürenlerin takip ettiği yollar. Birkaç sorumuz da var aslında. Burada ekranda göremiyorum da biz konuşurken Alex göstermiyor mu şeyi haritaya? Alex gösteriyor şu anda evet. Ha, benim görememem normal yani. Evet. Ha, tamam o zaman. Ha, canlı yayını izleyenler görüyor. Şimdi birkaç tane de sorumuz var. Handan adlı kullanıcıdan iyi yayınlar dilemiş kendisi. Yayın için teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Dersim Teltesi ile 1915 ilişkisi hakkında düşüncelerinizi duymak isterim demiş. Sonrasında Ezgi Yıldız, merhaba iyi yayınlar. Bir sorum olacak. 1915'te Nazimiye'de neler yaşandı diye sormuş. Ve bir diğer sorumuz da Mahçurlu Ersoy'dan gelmiş. Bizim köyün eski adı Mahçur. Erzincan merkeze bağlı bir köy. 2-3 sene önce yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında sürekli ve sürekli var olduğu söylenen bir tünel ortaya çıkmış deniyor. Bir ne? Bir tünel ortaya çıkmış diyor. Belki de bir kaçış tünelinden bahsediyordur ama devamında bahsetmemiş.
İlk soruya gelecek olursak aslında 1915 ve Dersim Tertelesi arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bölgede yaşanmış bir katliam ve sonrasında kısa bir süre sonra bir topluma yönelik yeni bir katliam ve bombardıman var. Bu durumu nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Yani Kısaca değerlendirebilirsiniz. aynı devlet olarak güdülen aynı amaçların, aynı planların doğrultusunda gecikilmiş ve Cumhuriyet tarihine sarkmış olan bu yok etme silsilesinin en son büyük halkası olarak görüyorum ve doğal bir halkası olarak görüyorum. Yani Hristiyan halkları yok eden Ermenilerle diyelim ki kanlı bir yok ediş olarak diyorum Ermenilerle. Çünkü 1914'te daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce İttihat Terakki'nin o aslında daha erken yani tam bir Türk yurdu haline getirmek istediği Küçük Asya'yı batısından başlayarak Rumların işte Yunanistan'a kaçırtılması yönündeki o taciz hareketleriyle başlanmış bir tasfiye planı idi. Ve 1914'ten başladığını düşünürsek 1923'e kadar yaklaşık bir 10 yıl içinde bütün Küçük Asya'nın Hristiyan halkları otokton, yerleşik, 2500, 3000, 3500 yıllık eski yazılı tarihi ve izleri olan halkları yok etme planı 10 yıl içinde tamamıyla gerçekleştirildi. Yani tam bir büyük bir toplu yok etmeyle bu derece başarıyla gerçekleştirildi. Ve Dersim'e yönelik imha niyetleri de o süreçte fırsat bulamadılar. Daha geriye kalan bir şey oldu. Demek istiyorum ki Dersim'de zaten bir şeyleri vardı. Yani Osmanlı Devleti'nin işte o ilk dönemlerdeki Yavuz Sultan Selim döneminden başlayan Alevilere yönelik o tasfiyeci zihniyeti ve hareketi 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Dersim üzerinde yoğunlaşmıştı. Çünkü Dersim Kızılbaş Kırmanç topluluğu daha özgün bir topluluktu. Yani ne tek kelimeyle Kürt olarak tanımlanacak bir topluluktu. Ayrıca işte o kimlik olarak Kırmanç kimliğinin Kürt kimliğinden daha ayrı bir kategori oluşturduğunu da düşünmek lazım. Fakat esas olan tabii şeydi yani Kızılbaşlıktı ve bu Osmanlı egemen İslami sisteminin dışladığı ve yani kendine benzetmeye zorladığı bir şeydi. Yer yer bunu işte Hacı Bektaş'ı tepkisi vasıtasıyla bir tür İslam'ın içindeki bir Alevilik yorumuyla ve onlara Müslümanlığı benimsetme çabasıyla yer yer kısmen değişime uğratarak başarıyordularsa da Dersim içindeki toplum buna yatkın değildi ve bu konuda zorlanacaklardı. Yani, Cumhuriyet dönemine taşan bu sorun da İlk başta hedef olan da yine bu demin bahsettiğim Koçan aşireti olmuştu daha erken bir tarihte. 38'de bütün yani Dersim'e sıra geldiğinde orada da yani bu eski bir hesaptı evet. Fakat belirtmek gerekir ki 1915'teki Dersim'in önemli bir sığınma alanı olması, koruyucu rol oynaması bu imhada Dersim'e yönelik devletin hıncını ayrıca bileyen bir şey oldu. Ayrıca daha da körükleyen bir
faktör oldu diyebiliriz. Fakat şey anlamda değil bunu söylemem. Yani bu Ermeni koruyuculuğu olmasaydı Dersim'e yönelmeyeceklerdi gibi bir anlam çıkmaz bundan yani. Onu da belirteyim. Fakat Dersim içinde halen yani birkaç bin Ermeni yine yaşayabiliyordu o şeyden sonra. Dersim içine sığınan Ermeniler, çevrelerden sığınanlar esas olarak. Hemen hemen hepsi 1916'da Erzincan Rusların eline geçince Erzincan'a geçtiler. Örneğin Harpert'ten, Egin'den, Arapgir'den, Kemah'tan falan gelen Ermeniler Dersim içlerinde sadece o 1-1,5 yıl kadar korunma durumundan sonra Erzincan'a geçtiler ve oradan da Kafkas bölgesine bir kısmı geçebildi, bir kısmı yollarda tekrar hayatını kaybetti. Dersim içinde kalan daha sonra birkaç bin Ermeni esas olarak yine Dersimli olan Ermenilerdi. Yani Çar Sancaklı, Çemişkezekli, Hozatlı, merkez, bugünkü merkez bölümünden olan köylerden. Bir arkadaş biraz önce Nazmiye'yi sordu. Yani Kızıl Kilise ve kasabası ve çevresinde de işte Hakis taraflarında falan önemli bir Ermeni nüfus vardı ama onlar daha çok Mirakyan soyundan olan Ermenilerdi ve epey bir zamandır kendi asıl köylerinden kopmuşlardı. Çarsancak bölgesine göç etmek zorunda kalmışlardı. Yani 1915'te Kızıl Kilise'de Ermeni nüfusu fazla yoktu, azdı. Onlar da şey işte yani sürgüne çıkartılmışlardı ve sürgün yollarında da bir kısmı katliama uğradılar. Dersim içindeki yani kalan Ermenilerden hem 1915'i görenler var, hem 1938'i yaşayanlar var. Böyle bir örnek, örneğin Dersim'deki Ermeni tarihi kiliselerin içinde en görkemli böyle abide gibi bir yapı olan ve bugün sadece yıkıntılar ayakta olan Ergan köyündedir. Mesela o köyde yaşayan bir Ermeni ailesinin kızı hem yani küçük yaşta 1915'i yaşamış bütün büyüklerin katledildiğini falan acısını taşımış. Hem de ondan sonra 1938'i yaşamış ve aynı acıyı ikinci kere tatmış bir insan. Daha sonra çok ileri yaşlarında bunları kendi dokuma işlediği nakışlarda kilimlere, şeylere, örtülere falan yansıtmış. Bütün bu her iki katliamda soykırımında o kendi halkının acılarını bir nevi sanat eserine yani dönüştürmüş. Öyle bir örnekten de bahsedeyim ki nasıl bir bağlantı olduğu çok iyi anlaşılsın. Yani Dersim 38'in içinde Ermeniler sadece bir psikolojik faktör olarak yoktu. Küçük de olsa bir canlı bir nüfus olarak da orada vardı ve o imhadan onlar da kendi payını aldı yani. Evet. Çok da teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Aslında Dersim ve Yukarı Fırat Havzası da hani acıların tekrarlanarak yaşandığı ve kıyıma uğrayan toplulukların bir arada yaşandığı zaman zaman belki direniş için girişimlerde bulunduğu fakat ne yazık ki sistematik bir yok etme politikasıyla yok edilmiş ve bu çeşitlilikten mahrum bırakılmış geniş bereketli bir bölge. Biz 2 gün boyunca aslında Erzincan, Bitlis, Musa Dağı ve çevresi, Antep hakkında ne yazık ki konuşamadık. Ümit Kurt'a gelen tehditler ve baskılar nedeniyle.
Ona da buradan bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Diyarbakır ve son olarak da Dersim ve Yukarı Fırat Havzası hakkında konuştuk. Sizin bu değerli çalışmalarınız, özellikle de oluşturduğunuz haritalar aslında bölgedeki soykırım araştırması konusunda geniş bir perspektif sunuyor. Ve aslında bölgede yaşananların vahamiyetini ve ciddiyetini bir kez daha anlamamıza vesile oluyor. Bize Anjel Çilingiryan izliyor şu anda. Ezgi Yıldız bir sorusu vardı, onu da yanıtlamıştık. Ve aslında bugün sizin de katkılarınızla Dersim ve Yukarı Fırat Havzası bölgesinde geniş bir incelemede bulunduk. Çok teşekkür ederiz programa katılmaya kabul ettiğiniz ve bu konuda bizi aydınlattığınız için, soruları yanıtladığınız için. Benim. Soykırımın izinde başlığı altında topladığımız soykırımı 106. yılındaki bu video konferansta dediğimiz gibi çeşitli yörelere ışık tutmaya çalıştık. Ve umuyoruz ki faydalı olabildik. Bir yandan ne kadar inkar devam etse de biz soykırımı konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki 2021 tarihine geldiğimizde de Hrant Dink gibi, Sevak Balıkçı gibi, Maritza Küçük gibi kayıplarımız oldu ve bunu da 2015'ten Orzhar Tonkol olarak soykırım sürüyor diye dile getirdik. Biz soykırımın bu topraklarda tanınması ve artık bir arada barış içinde yaşama mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sizin son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz yine değerli sunumunuz ve katkılarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii ki her bir bölge üzerinde saatlerce konuşmak mümkün. İşte burada nasıl ki planlanmıştık bazı görsellerle birlikte daha da ayrıntılı konuşmak üzere düşünmüştüm ama şeye bile fırsat olmadı. Hani bir bölge kapsamında belli başlı kırım noktaları, mesela bir Kemah Boğazı gibi, bir Palu Köprüsü gibi, bir Ege'nin Şirli Köprüsü gibi, Gölcük Gölü ve çevresindeki vadiler gibi, ya da işte Dersim'in içlerinde yerinde katliamların yapıldığı alanlar, Tlapert gibi falan. Bunların hepsi hani inkarcıların suratına bir yani şamar gibi inecek belgeleri olan şeyler. Yok işte belgeleri göstersinler, Ermenistan'ın arşivleri açılsın, Allah'ın ne ilgisi var? Bunlar Türkiye'de yaşanmış. Yani bu kadar şey olan, bu kadar açık, net. Düşünün ki bu Gölcük'teki katliamın bir resmini orada at sırtında gezinti yapan yanındaki bir Amerikalı yine bir görevliyle beraber Amerikan konsolosu dönemin Harput konsolosu Leslie Davis yüzlerce kare resim çekmiş ve orada nasıl o vadilerin, bütün vadilerin ölüm vadilerine cesetlerle dolu yani yarısı toprağa gömülü, yarısı toprağın üzerinde böyle korkunç vaziyetlerde yarısı çürümüş, bir el orada, bir bacak orada görüntüleri, binlerce insan cesedi çürümeye terk edilmiş vaziyette, o Gölcük'e inen vadilerde resmediyor ve bu gibi yani doğrudan doğruya bir devlet adamının şeyleriyle, kanıtlarıyla konuşabildiğimiz bir bölge. Yani fırsat olsa hani çok çok çarpıcı bilgiler var. Bu bakımdan Türkiye'deki bu inkarcılığın, hele de bu en son Amerika Başkanlığı'nda artık bir yerde o şeyi
son verdiği o diken üstünde tutma siyaseti yerine soykırımı açıkça ifade etmesi yeni gelişmelere bir şekilde yol açacaktır diye düşünüyorum. Bu vesileyle bütün izleyenlere de saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum böyle güzel bir program yaptığınız için. Biz de çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için ve yayınımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenler, Soykırım'ın izinde Dersim ve Yukarı Fırat Havzası'nı konuştuk. Konuğumuz Hovsep Hayreni'ydi. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.